Kardeşimiz Azerbaycan için Ermenistan'ı titretmeye giden ordumuzu bağrına basan ve kendi evladıymış gibi seven Azerbaycanlılara teşekkür ediyoruz. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Bizi ne Rusya ne Amerika engelleyebilir. Size taş atılırsa kıyamet olur, hepsinin üzerine koparız. Türk ordusunun Azerbaycan'da kalmasını isteyen yüzlerce Azerbaycanlı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde toplandı. Büyükelçiliğin karşısındaki parkta bulunan Atatürk heykelinin çevresinde toplanan Azerbaycanlılar, "Türkiye kal" sloganları attı. Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık, üzerinde "Bir millet, iki devlet, Azerbaycan'da Hristiyan asker istemiyoruz" yazan dövizler taşıdı. Dağlık Karabağ'ın Türk toprağı olduğunu vurgulayan Azerbaycanlılar, "Defol Ermenistan" diye haykırdı. Türk ve Azerbaycan Hava ve Kara Kuvvetleri Ağustos başında geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat yapmış, her iki ordu da birlikte hareket etme kabiliyetlerini test etmişti. Atak helikopterlerinin, F-16 savaş uçaklarının da görev aldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta gerçekleştirilmiş ve 10 gün sürmüştü. Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim Temmuz ayında tırmanışa geçti. Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki mevzilerine top atışıyla başlattığı saldırı karşılıklı çatışmaya dönüşerek geri püskürtülmüştü. Türkiye, kardeş Azerbaycan'ın yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ortak tatbikat için Azerbaycan'a göndermişti. Azerbaycan'da büyük sevinçle karşılanan Türk ordusu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile bir dizi tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatların ardından yurda dönmeye hazırlanan Türk ordusu için Azerbaycan Türkleri sokaklara inerek, "Türk ordusu gitme, kal" eylemi gerçekleştirdi. Eylemciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'da üs kurmasını istediklerini dile getirdiler. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı mitingde katılımcılar kameralara da konuştu. Azerbaycan'ın Karabağ topraklarının işgal altında olduğuna dikkat çeken bir eylemci, "Türk ordusu var olsun, onlar bizim kardeşlerimiz, yurdumuz işgal altında, bu işgale artık son vermek gerek" dedi. Bir başka eylemci de, "Biz bir ananın iki evladıyız, Türk ordusunun burada kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu'nun kısa süre önce gerçekleşen Bakü ziyaretine de tepki gösteren eylemciler, "Rusları istemiyoruz, kardeşlerimiz bizimle kalsın, Türk ordusu gitme kal" dedikleri görüntülere yansıdı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki olaylar durulmayacak gibi görünüyor. Çünkü Ermenistan şımarıklık yapıyor. Geçenlerde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu söyledi. Bayramov, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karabağ meselesinin çözümünde ilerleme kaydedilmediğine dikkat çeken Bayramov, "Ermenistan, uluslararası alanda tanınan topraklarımızın %20'sini işgal altında tutmaya devam ediyor. Bu topraklardan Azerbaycanlılar kovuluyor ve evlerine Orta Doğu ülkeleri dahil dışarıdan Ermeniler yerleştiriliyor. Bu, Cenevre sözleşmeleri dahil uluslararası yasaların ihlalidir" dedi. Azerbaycan'ın yaklaşık 30 senedir bu konuda müzakereleri sürdürüyor ve barışçıl yolları deniyor ama Ermenistan tam tersi. Ermenistan, AGİT himayesindeki barış sürecini baltalamaya devam ediyor. Ermenistan'ın yıkıcı pozisyonu durumun kötüleşmesine neden oldu. Ermenistan, Azerbaycan'ın hem askeri pozisyonlarına hem de sivillerin yaşadığı köylere saldırı düzenledi. Ermenistan kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor. Bunun birkaç nedeni var. Ermenistan yönetimi salgınla mücadelede kötüleşen iç siyasi ve sosyal sorunlarından dikkati başka yönlere çekmeye çalışıyor. Ermenistan ne yaparsa yapsın, biz kardeşimiz Azerbaycan'a destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü Azerbaycan bizimle, biz de onunla gurur duyuyoruz. Hatta geçenlerde Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz sebebiyle bizi ilk tebrik eden Azerbaycan olmuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sakarya gaz sahasındaki 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" diyerek 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada,
Aliyev'in mektubunda kendim ve Azerbaycan halkı adına Türk tarihinin en büyük doğalgaz yatağının keşfinden dolayı sizleri ve kardeş Türk halkını yürekten kutluyorum. Türkiye, enerji güvenliği alanında önemli bir adım daha attı. Doğalgaz sahasının gelişmesi kardeş Türkiye halkına fayda sağlayacaktır. Bu alanın keşfi Türkiye'nin endüstriyel potansiyelinin ve artan gücünün de bir tezahürüdür. Azerbaycan ve Türkiye yıllardır büyük enerji ve ulaşım projelerini başarıyla uyguluyor. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bakü, Tiflis, Erzurum, Tanap, Bakü, Tiflis, Kars projeleri ülkelerimiz ve halklarımız için yeni fırsatlar açmakta ve Azerbaycan-Türkiye ortaklığını daha da güçlendirmektedir. Umarım şu anda Türkiye tarafından yürütülmekte olan diğer arama projeleri de başarılı olur. Kardeş Türkiye'nin başarısından kendi başarılarımız kadar mutlu oluyoruz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin ve dostluğunun gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle sizlere sağlık, çalışmalarınızda başarılar, kardeş Türkiye halkına barış ve refah diliyorum. İfadelerini kullandığı aktarıldı. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazdan dolayı tüm İslam alevi sevinç yaşadı. Çünkü hepsinin idolü Türkiye artık enerjide de zirveye oynayacaktı. Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğe daha güvenle bakacaklarına inandıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz," diye konuşmuştu. Ülkenin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye'nin yıllarca bunun sancısını, sıkıntısını çeken, bedelini ödeyen bir ülke olduğunu ifade etti. Cari açığın en büyük sebebinin de hep enerji olduğunu, yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdikleri önem sayesinde bu konuda nispi bir denge sağlansa da hala enerjide ciddi bir ithalatçı durumunda olunduğunu anlatan Erdoğan, "Cari açığımızın ana sebebi bu değil mi? Bu. Denizlerde ve karada daha çok arama yapıp neticeye ulaşarak enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok," diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan konvansiyonel enerji kaynaklarını yoğunlaşırken, diğer yandan elektrikli motor başta olmak üzere geleceğin teknolojilerine de yatırımları sürdüreceklerinin altını çizerek, her kaynağın diğerinin tamamlayıcısı olduğunu unutmadan, tüm alanlarda en güçlü şekilde varlığımızı göstermekte kararlıyız. Türkiye, artık hiçbir alanda birilerinin gölgesine sığınma ihtiyacı duymadan, kendi ayakları üzerinde durabilecek güce, iradeye ve kaynağa sahiptir. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz," dedi. Yunanistan başta olmak üzere bu meselede karşımıza dikilenlerin hepsi de haklı olduğumuzu gayet iyi biliyor diyen Erdoğan şunları kaydetti. Özellikle Avrupa Birliği Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini, birliği ayakta tutan değerleri yıprattığını görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı Avrupa Birliği'ne vereceği unutulmamalıdır. Sırf Türkiye'ye zararı dokunuyor diye kendi müktesebatına aykırı işlere alet olmak Yunanistan'ı kurtarmaz. Ama Avrupa Birliği'nin zaten sorunlu olan itibarını iyice düşürür. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını, gerektiğinde bedel ödeme ve ödetme azmini görmek istemeyenler sahada da masada da cevaplarını alacaklardır. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısında Tümgeneral Polat Haşimov, biri albay, ikisi binbaşı, 8 Azerbaycan askeri şehit oluyor. Ardından Azerbaycan-Ermeni mevzilerini vurmaya başlıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev savaş halindeyiz diyor. Saldırının yapıldığı yer sınır çatışmalarının yaşandığı yerlerden değil, Karabağ ve işgal altındaki diğer Azerbaycan topraklarıyla ilgili çatışmalardan biraz daha farklı görünüyor. Saldırı Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının hemen yanında Tovuz ilinde gerçekleşti. Bu da gösteriyor ki mesele sadece Azerbaycan-Ermenistan'la sınırlı değil. Erivan yönetimi burada bir tetikçi durumunda. Birileri onu kiralamış, harekete geçirmiş. Azerbaycan ve Türkiye'ye bir mesaj vermek istemiş. Bu birilerinin Rusya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğu açıktır.
İran'ın Ermenistan'a kesintisiz desteğini söylemeye bile gerek yok. Ermeniler Azeri topraklarını işgal ederken İran Rusya ile birlikte hareket etti ve Ermeni işgallerine destek verdi. Nüfusunun neredeyse yarısı Azeri olan İran bu iç meseleyi Ermenileri destekleyip Azerbaycan'ı zayıflatarak kontrol altında tutmayı deniyor. Saldırının bu boyutu iyi okunmuş olmalı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Türkiye bütün kurumlarıyla Azerbaycan'a tam destek açıklamaları yaptı. Desteğin de ötesinde biz birlikteyiz, tek ülkeyiz sözleri kullanıldı. Erdoğan, tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Aliyev, savaş halindeyiz derken Erdoğan bu açıklamayı yapıyorsa saldırı Türkiye'ye de yapılmış demektir. Türkiye, saldırının sadece Azerbaycan'a değil kendisine de yapıldığını, Türkiye'deki Ermeni lobisinin ağır baskılarına rağmen çok iyi anlamıştır. Çünkü Türkiye artık bu lobilerin etkisinden kurtulmuş, kendi zihin haritasını oluşturmuş, coğrafyaya bakışını kökten değiştirmiştir. Bunun sonuçlarını Suriye'de ve Libya'da görüyoruz, Akdeniz'de görüyoruz, terörle mücadele mantığının değişiminde görüyoruz, iç güvenlik ve coğrafyayı etkisi altına alan jeopolitik akıl değişiminde görüyoruz. Türkiye, nefes aldıkça Azerbaycan yalnız bırakılmayacaktır. Tovuz'daki saldırı sadece Azerbaycan'a değil, Türkiye'ye de yapılmıştır. Türkiye-Azerbaycan Savunma Ortaklığı bu gerçek üzerinden yürütülecektir.